Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba değerli Fuar TV izleyicileri. Sizler için adım adım fuarları takip etmeye devam ediyoruz. Bugün İzmir durağımız ve İzmir'de Endüstriyel Teknolojiler ve Sistemleri Fuarındayız. Fuar katılımcılarımızdan RTS Robot Teknolojileri firmasına konuk olduk. Yanımızda da firmamızın sahibi Tayfun Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracak. Merhabalar Tayfun Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Hayırlı fuarlar bu arada. Tayfun Bey, sektörümüzden ve vermiş olduğumuz hizmetlerden bahsedeceğiz. Ancak öncelikle sizleri tanımak istiyoruz birazcık. Tayfun Bey kimdir ve sektöre girişi nasıl oldu? Sizlerden dinleyelim. Tayfun Kesimoğlu ben. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. 2005 yılından beri robotik sektöründe faaliyet gösteriyorum kişisel olarak. 2010 yılından beri de RTS Robot Teknolojileri olarak endüstriyel robotlu otomasyon dalında hizmet vermeye çalışıyoruz. Şu anda da bu şekilde devam ediyoruz. Peki biraz vermiş olduğunuz hizmetlerden, ürünlerden bahsedebilir misiniz? Tabii. Endüstriyel robotik zaten bizim işimiz. Ürünler aslında tüm dünyada geçerliliği kanıtlanmış markalardır. Birçok markayla endüstriyel uygulamalarda otomasyon uygulamaları yapıyoruz. Son olarak şu anda geçen bir yıldan beri kendi ürünümüz olan distribütörü olduğumuz Avbo robotlarla da çalışmaya başladık. Bu bağlamda fabrikalara robotlu otomasyon tesisleri kuruyoruz. Anahtar teslim çözümler yapıyoruz. Bunların tabii detayları var. Tasarım, projelendirme, imalat, kurulum, devreye alınması, sonra servis desteği gibi bütün hizmetler bizim işlerimiz dahilindedir. Bu şekilde. Hangi sektöre yönelik peki bu ürünler, bu robotlar? Robotlar aslında herhangi bir sektöre bağımlı değildir. Robotların birçok kullanım alanı vardır. Ağırlıklı olarak tabii seri üretimde kullanılır. Mesela en çok tercih edilen otomotivdir. Otomotivden sonra misal beyaz eşya gelir. Makine sektörü gelir, makine imalatı gelir. Bunlar tabii artırılabilir. Ama son zamanlarda artık bu Endüstri 4.0'la beraber kolaboratif robotlar da işin içine girdiği için biraz daha esnek üretim şeklinde robotlarda kullanılabilir hale geldi. Biz de tabii kendimizi o dala da yönlendirmiş durumdayız. Bu şekilde. Daha çok hangi seri üretimin olduğu sektörlerde? Normalde öyledir. Sanırım. Seri üretimdir. Ama zamanla şu anda biraz daha yaygınlaştığı için daha az seri uygulamalarda bile insanlar robot kullanmayı tercih ediyorlar. Çünkü herkes fabrikasını standart bir üretim kapasitesine getirmek istiyor. O yüzden robot tercih etmeye çalışıyorlar. Evet. Peki siz üretimde nelere dikkat ediyorsunuz? Hizmet anlayışınız nedir? Tabii ki de yani bu herkes için geçerlidir ya da herkes bunu söylediğini yaptığını iddia eder ama tabii ki müşteri memnuniyetidir bu. Burada önemli olan bizim dikkat ettiğimiz şeyler var. Müşteri memnuniyeti diyorsak gerçekten müşteri memnuniyetidir. İşlerimize her zaman profesyonel olarak yaklaşmaya çalışırız. Realist olarak yaklaşmaya çalışırız. Onun dışında sadece sistemi yapmak, kurmak, satmak değil tabii bizim işimiz. Devam eden süreçte de müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu kapasite arttırımı olabilir veya teknik bir hizmet olabilir. Bu konularda da hizmet vermeye devam ediyoruz. İhracat var mı peki? İhracat henüz yok. Bu konuda çalışmalarımız var. Henüz olmadı. Ancak böyle bir niyetimiz var. Bazı talepler oluyor. Şu anda üzerinde çalıştığımız bazı projeler var. Ama şu ana kadar ihracat yapmadık. Daha çok yurt içi o zaman. Evet. Peki RTS olarak sektördeki farkınızı nasıl oluşturuyorsunuz? Aslında demin bahsettiğim konu burada da geçerli. Şimdi robotik otomasyon işine bizden başka bir sürü daha firma var. Tabii evet. Rakip firmalar var. Firma sayısı çoğalınca hizmet anlamında veyahut da yani proje anlamında bazı
kalite düşüşleri yaşandı bizim hı hı. sektörde. Müşterilerin kafası fazla karıştırıldı. Bununla ilgili problemler oldu. Ancak tabii zamanla kimin ne olacağı veya nasıl söyleyeyim, yani kimin daha iyi hizmet verdiği tabii insanlar tarafından da algılandı. Yani biz de o firmalardan biri olduğumuzu düşünüyoruz. Dolayısıyla biz kendimizi her geçen gün ve her projede daha fazla ilerleterek daha iyi bir konuma gelmeye çalışıyoruz. İşte bu kapsamda zaten kendimize yeni ürün de getirdik. Kendimizi adapte ediyoruz. Yeni yazılımlar kullanmaya çalışıyoruz. Yeni standartlar kullanmaya çalışıyoruz. Kullandığımız, projede kullandığımız ürün markasından, modelinden ödün vermemeye çalışıyoruz. Bu şekilde. Yeni projeler olacak mı peki? Her zaman. Yani her zaman olmak zorunda. Ki bizim işimiz bu. Çok daha iyi, çok daha güzel projelerimiz var. 2018'den de çok umutluyuz. İnşallah başarılı olursunuz. Teşekkür ederiz. Peki Tayfun Bey, buradan sektörle ilgilenenlere neler ileteceksiniz sizlerle alakalı yine? Sektörle ilgilenenler için şunu tavsiye edebilirim ilk başta. Bir robotik sistemine geçiş için en önemli şey fizibilitedir. Doğru fizibilite çalışması ve doğru uygulamanın seçilmesi önemlidir. Tabii robot işi içinde doğru entegrasyon yapılması gereklidir. Bu bağlamda doğru entegratör firmalarıyla çalışmalarını tavsiye ederim. Teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz Rica için. Rica ederim. Başarılarınız daim olsun. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün durağımız İzmir dedik ve İzmir'de Endüstriyel Teknolojiler ve Çözümleri Fuarı'nı ziyaret etmeye devam edeceğiz. Sizlere RTS Robot'tan sesleniyoruz. Şimdilik bu standtan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez stüdyolarında.